Merhaba arkadaşlar. Sukulent Rüyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hafta sonu 2 gün evdeyim. Çalışan bir bayanım. 2 gün çiçeklerimle ilgilenmek için zamanım var. Hem size yeni bir çekim yapayım dedim. Geçen sefer hızlıca geçmiştim çektiğim videoları. Bu sefer biraz daha yavaş yavaş yakından size çekip göstermek istiyorum. Bunlar benim dediğim gibi yapraktan kendi ürettiğim sukulentler. Karışık. İsimlerini bilmediğim bazı çiçeklerim var içinde. Şunu mesela aldığım satan arkadaş da bilmiyordu. İsmini bilmiyorum dedi. Fakat ben şeklini ve rengini çok beğendiğim için aldım. Hemen de tabii yapraklarından yedekledim. Burada da yine çok sevdiğim özel türleri bir araya diktim. Bu Albert Bynes Grapto türünde. Grapto ailesinden pardon. Arkasında Echeveria Perle von Nürnberg var. Bu da Echeveria ama ismi tam şu an aklımda değil. Lacina değil. Şu tombul Moonstone diye aklımda kaldı. Bu da Oviferium. İkisi de tombullar. Bu Opalina. Bu Kubik Frost. Opalina sanırım birkaç köklü olarak çok güzel büyümüş. Bu gözüne, yüzüne, boyuna her gün bakmaya kıyamadığım Suyon'un. Bunu çok pahalı aldım arkadaşlar. İnşallah bundan üretmeyi düşünüyorum. Çok istiyorum. Bu da Opalina. Bunlar da prenses çamı. Şu Pachyptum ailesinden. Çok güzel mosmor olan bir tür. Burada da yine yeni aldığım neredeler? Burada. Lovely Rose. Yine ismini bilmediğim dediğim o türden. Bu da kristal olarak çoğu büyüyünce böyle tek yapraktan şekillerini tam anlayamıyorum aslında. Bunu yine aldım. Funky. Gördüğünüz gibi yapraklarının çoğunu aldım. Bu da çok güzel mosmor olan bir tür. Mrs. Richards yapraklarından aldım. Daha küçük. Daha 2 ay falan oldu alalı. Bu da yine çok sevdiğim, ismini bilmediğim dediğim sukulentim. Çok güzel renkleniyor. Şuraya bir tane Albert koymuş. Albert Bynes. Bunu çok seviyorum. Bu çok güzel yakışıyor aranjmanlara. Burada Chroma var. Chroma da çok güzel renklenecek. Bu da kendi üretimim. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Burada arkada bir saksım var. Bunu geçen ilk çekimimde gösterememişim size. Unutmuşum. Bunlar da bayağı bir sık büyüdüler. Çok güzel bir aranjman oluştu orada. Ulaşması zor. Ama baktım keyifleri çok iyi. Rahatsız etmek istemedim. Kendilerini büyümeye devam ediyorlar.
Burada tesbih çiçeğim. Fred Ives var. Bu yakut kolyesini çok seviyorum. Bundan bayağı isteyenler oluyor. Burada bir daha onun için üretiyorum. İlk zamanlar Saks'ta gönderdim. Sonra yoğurt kovasında üretip, bilmiyorum görebiliyor musunuz şu an ışığa karşı, bu şekilde gönderip en azından alan kişi kendi istediği saksıya aktarma yapsın. Burada da yine bir aranjmanım var. Askılı saksıda tesbih çiçeği, krasula, paraguayense, pıtırcık çiçeğim, şu keza yine çok güzel bir çiçek, sukulent. Şu an ismi aklıma gelmedi. Krasula. Şurada bir tane aranjmanım var. Çok güzel renklendiler. Şu sedum zaten kışın jelibon şekeri derler. Halk arasında genelde çok güzel oluyor. Krasula. Şunun kellesini almıştım. Çok güzel yavrular verdi. Lavali Rose var bir tane orada. Arkadaşlar bu da koleksiyon türlerinden. İsmi Comixtum. Çok güzel renkleniyor kışın o da. Burada yine çok özel bir türün var. Bunun adını da şu an çok iyi biliyordum ama aklıma gelmedi. Albertlerim, Albert Pines. Arkadaşlar bunların isimlerini hepsi tek tek öğreneceğim, yazacağım. Bu Monstone dediğim pembe tür. Burada bir tane kıvırcık marul yavrum var. Yerini sevdi. Çok güzel kıvrılmaya başladı yaprakları. Aa, pembe. Perlem. Şunun güzelliğine bakın. Muhteşem güzel ya. Arkadaşlar bu afrayı diyeceksiniz ki ne işi var küçük yerde. İnanın ben bunu dikerken bu burada yoktu. Toprakla karışık mı geldi anlamadım. Tombişlerin pudralı olduğu için de insan dokunmaya kıyamıyor. Çok güzeller. Her yere yaprak atarım ben. Böyle. Sonra büyürler. Pıtırcıklar. Yine çok sevdiğim. Görselini beğendiğim. Mirinea grapto var bir arada. Koca kafalı. Burada yok olduğunu sandığım bir türüm var sanırım. Çok şükür oradan bir tane çıktı ama büyümesi için gözüne bakıyorum. İnşallah büyür de beni mutlu eder. Yine Albert. Bir tane Hovartiye yavrumuz var orada bebeğimiz. Krasulalar kızarmaya başladı kenarlardan. Perlelerim bayağı var. Bunları hepsini söküp tek saksıya toplamak istiyorum. Biliyorsunuz tek saksıda perleler büyüyünce de çok güzel oluyorlar.
Bunu bir dahaki videoda inşallah hep beraber yapalım. Evet, komikstum. Burada. Heh, buldum. Çok güzel olacak. Bunun yavrularını aldım. Bu yapraktan üremiyor arkadaşlar. Bu altlardan yavru verdi bana. Onları aldım, diktim. Size unutmazsam şimdi hemen bulup göstereceğim. Burada. Bir tanesi burada. Çok minik ayırdığımda. Bir tanesi, eyvah, yaprak kırıldı. Neredesin? İşte. Bir tanesi de burada. 2-3 tane olacak ondan. O türüm de çok güzel arkadaşlar. Türüm de çok güzel. Burada ne var? Burada melako var. Bunu da çok seviyorum. Çok etli yapraklı bir sukulentimiz. Rengiyle, görselliğiyle çok güzel. Bayağı da yavru verdi etrafından. Teşekkür ediyorum kendisine. Çok mutlu etti beni. Şöyle. Opalina. Opalina bayağı üretmişim. Var. Kubik Frost. Bu olmadı arkadaşlar. Bu nedense pek mutlu değil. Alt yaprakları yumuşak ama üstleri bayağı güzel başladı büyümeye. İnşallah büyür. O da beni mutlu eder. Yoksa üzülürüm. Onu da çok severek almıştım. Yine bir tane Albert'imiz var burada. Bu da dediğim gibi çok güzel. Bunların isimlerini hep öğreneceğim. Size söyleyeceğim arkadaşlar. Bu da çok güzel kızarıyor. Bunu melako sanıyordum arkadaşlar. Değil. Bu çoklet. Echeveria çoklet diye bildiğim bir bitki. Gerçekten şu an ben göremiyorum. Heh, çikolata gibi kendisi. Ama küçücük de aldığımda bu da çok güzel yavrular veriyor. Alt yaprakları görünce hep alıyorum ben. Bunlar bir işe yaramaz. Evet, burada yine bir tane kaktüsüm var. Springtime. Kellelerini almıştım, diktim. Tek daldı. Bu bile maşallah o kadar güzel büyüyor ki. Yalnız bunların çiçeğini görmedim. Ben yoktum gerçi uzun süre. Ya vardı, açtı, ben görmedim. Ama açsaydı mutlaka denk gelirdim bir şekilde. Görürdüm. Evet. Opalinam. Bunu da çok seviyorum. Bu bordo, kırmızı, mor arasında bir renge dönüşecek daha. Yani seyrine doyum olmuyor bunun da. Bu da minicik de aldığımda. Bu kıvırcıkları görünce çok beğenmiştim. Aldım. Çok da mutlu büyüyorlar. Evet. Bu ana çaparinam benim arkadaşlar. Bakar mısınız rengine? Bilmiyorum size ne kadar yansıyor da. Buradan böyle uzayarak yavru verdi. Koparmaya kıyamıyorum kendisini.
Dursun. Bakalım nasıl olacak. Ama düşünün, pes pembe olacak bu daha. Bundan üretmeyi çok seviyorum yani, çok ürettim ondan. Bayağı var elimde. Onları da tek saksıya alacağım. Burada bu lila cina. Bu da Albert Frank diye bir sukulent almıştım. Sanırım o. İnşallah odur. Bunlar da mini mini graptolar. Bunlardan da bir tane almıştım ama böyle minyatür çıktı bunlar. Ben minyatürleri de çok severim. Neredesiniz? Gelin. Toprak olmuşlar. Bilmiyorum, kuşlar mı geliyor gündüzleri? Böyle birkaç tane köklenmişini de yakaladım. Evet, bu benim ilk sukulentim arkadaşlar. Grapto paraguayense. Üretimi de, bakımı da kolay. Soğuklara dayanıklı. Bayağı sık sık büyüdüler. Bu baldim. Bir tane bronzem var arada. Burası bayağı bir sıklaşmış. Bunun yavruları da pembe pembe çıktı. Evet, bak bir tane daha opalina gördüm burada. Görüyor musunuz nasıl büyümüş? İyi, canım benim ya. Bakın. Ay, pembeleşiyor yaprakları. Burada da böyle küçük bir aranjmanım var. Bu pıtırcığı da her yere dikerim. Çok seviyorum kendisini. Arkadaşlar, bu mu Lila Cina? Yoksa bu mu Lila Cina? Ben de bilmiyorum. Yapraktan büyüyünce renkleri bile farklı farklı çıkıyor. Burada kıvırcığım var. Bu kıvırcık arkadaşlar, minnacıktı aldığımda. Ölecek zannettim, kaybedeceğim diye o kadar korkmuştum ki. Yaprağı sararmış. Neyse, sonra koparayım onu. Bunları da ayırmam lazım. Kuruma renklenmeye başlamış. Bir de odaklayabilsem. Rengini göstermeye çalışıyorum da. Neyse. Arkadaşlar, böyle bir sukulentim var burada. Bu benim baya bir 3-4 senelik çiçeğim. Yok, 4 olmadı. 3 senelik. Bu altlardan bir sürü yavru verdi bana. Alttan yavru vererek. Bu yapraktan olmuyor. Bunun yavrularını kestim. Size göstereceğim. Burada. Yavruları bunlar. Burada kuru toprağa dikmek için aldım. Yaraları kurusun diye. İnanın bu da o kadar güzel oluyor ki. Ya renkleri çok şaşırtıyor. Bakar mısınız? Yaprak uçlarından başladılar kızarmaya. Böyle bordo, kırmızı, pembe arası çok güzel renkler oluyorlar. Devam edelim. Böyle burayı gösterdim. Seni gösterdim. Burada var. Bu benim anaçık komikstum. Az önce yavrularını gösterdim. Yavruları daha güzeller. Bunlar daha dolgun olmaları gerekiyor. Aslında buradan hem sabah güneşini hem ikindi güneşini alıyorlar ama bilemedim. Şöyle. Krasulayı çok seviyorum. Bu da çok güzel bir tür.
renkleri yansıyor mu bilmiyorum şu an. Burada daha hala çiçek veriyor bana. Senin çiçeğini seveyim ben. Allah'ım ya Rabbim, ne kadar güzelsin sen ya. Ne kadar güzelsin sen. Burada da yine sedum, krasula. Şu sondaki yeşilden arkadaşlar aranjmanlara böyle 2-3 çiçek arası. Aa, ne gördüm. Bakar mısınız, kuşlar yemiş. Aa, ben buraya şiş çöpleri dikmez miyim? Sizi buradan kovalamaz mıyım? Bakın dedeklenmişler. Sikiti canavarlar sizi. Uzak durun sükrentlerimden. Aslında böyle rüzgar gülüm vardı. Onları kovalamalar için çöp şişlerim vardı. Dedim gelmezler bir daha ama demek ki geliyorlar. Burada kiraz ağacım var arkadaşlar. Kiraz ağacından bir sürü kuşlar bu tarafa gelebiliyorlar. Neyse, önlemimi almam lazım. Arkadaşlar diyeceksiniz ki teller görüyorsunuz, bunlar ne diye böyle. Bunları önlem amaçlı yaptım. Böyle asma çubuklarından büktüm. Forma alsınlar diye biraz beklettim yaşken. Bunların üzerine naylon, işte don örtülerini falan koyacağım. Örteceğim yağmura karşı, ileride donlara karşı önlem alabileyim. Burada altta da var. Bunları size en son göstermedim. En son dediğim yani bir tane videom var zaten. Burada da yine karışık gibi de yavrularım, dompişlerim. Burada krasulam çok güzel kızaracak. Şu arkadaşlar var ya, şu müthiş güzel oluyor. Ondan da yedekledim. O kadar güzel morarıyor ki. Böyle bir tane yaprağını alayım, size göstereyim. Bakın. Nerede? Ay, göremedim, bulamadım. Şekli tam görünmüyor ya. Böyle desenli desenli. Buradan uzaktan daha güzel görünüyor. Şuraya atayım yavruyu, büyüsün orada. Yakına odaklayayım. Evet. Şimdi oldu. Bakın. Anlatamadım. Şekil çok güzel ya. O kadar güzel ki. Eminim çok güzel olacak. Morarsın, size tekrar çekimi yapacağım. Burada yine tombullarım var. Yaprakların düştüğü yerlerden. Yine bebekler vermiş. Burada bir tane krasulam var. Çiçeğini size göstereyim. Bakar mısınız? Çok güzel. Bu da yapraktan üreyebiliyor. Bundan da birkaç yere diktim. Böyle. Dediğim gibi tesbih çiçeğim. Şu çok güzel. Bakın. Kızarmaya başladı. Tespih çiçeğim olmazsa olmazım, çok seviyorum. Üzüm salkımı gibi mosmor oluyor. Evet, burada da yine arkadaşlar yedeklediğim çiçeklerim var. İşte genelde aynı türler olsa da Fred Ives, şu pembeye dönüşen Echeveria, bu mosmor olan dediğim az önce çiçeği de daha üstünde olan. Bu sanırım yine perlem.
perle de olmayabilir, lilacına da olabilir. Opalina, Kubik Frost. Aa evet, demek ki gösterdiğim yavrusun biri nerede diyordum ya, buradaymış. Bakın. 3 tane yavrusu. 4-5 tane vardı da kim bilir neredeler. Karışık diktiğim için tesadüfen karşıma çıkıyor, ben de şaşırıyorum. Evet. Opalinam yine. Burada var. Burada az önce bahsettiğim türden değil. Değil, bu başka. Bu çok güzel bir tür. Yani yaprağını koparıp göstermiştim ya. Ben o zannettim ama değil. Evet, bunlar da tombul yapraklılar. Kızarıyorlar. Kuş seslerini duyuyor musunuz arkadaşlar? Daha yukarıda da var benim çiçeklerim. Balkonlar, cam kenarları dolu dolu. Ne olacak bu halimiz bilmiyorum. Size bir şey göstermedim, onu unuttum. Sedum dasiflum minor. Benim vazgeçilmezim. Çok güzel çiçek veriyor bana. Benim yazım çok mutlu etti. Orada da yine funky yapraklarım var. Lovely Rose yapraklarım var. İnşallah zamanla onları da size göstereceğim. Daha 2 gün oldu onları yatıralı. Böyle üretimi aldım. Ne demiştim? Debbie, Lovely Rose, Funky ve Mrs. Richards yaprakları var. Evet. Evet, burada yine böyle salkım tesbih çiçeğiyle yakut kolyesi. Sonra burada yine bunlar yazın burada uzayacaklar. Çok güzel olacaklar. Yoğurt kovaları da vallahi güzel oluyor ya arkadaşlar. Saksı yetmiyor bize. Yine yoğurt kovasında olsun, ne yapayım. Önemli olan çok güzel büyüsünler. Böyle upuzun uzasınlar. Bakın. 3 yetmedi, 4 yetmedi, 5, 6 oldu, 7 oldu. Bir tane de burada yine. Tırcığım var. Çok güzel. Çiçekleri çok çok güzel oluyor. Buyurun arkadaşlar. Vallahi çekimim kötü olursa da kusura bakmayın. Her zaman bulamıyorum. 5 gün çalışıyorum. Cumartesi pazar evde oluyordum. Cumartesi pazarda ev işleri, bahçe işleri derken bitiremiyorum. Bu burada kaldı karibim. Bunu dikemedim daha. Burada arkada spring time'ım var. Üçü bir arada aranjman. Böyle. Bu kaktüsleri seviyorum. Bunların çiçekleri çok uzun süreli oluyor. Çok güzel çiçek açıyorlar. Bunlar da yine yapraklarım. Size şöyle göstereceğim. Yakına getirerek, hiç
kendimi yormadan, sizi de yormadan yavaş yavaş. Burada bir tüyün karışık yapraklar attım. Böyle. Ay bulamadım. Size şunu gösterecektim. Biliyor musunuz bunu öylesine atmıştım buraya. Ve çok güzel yavru vermiş tepesine. Çok vefalılar, sukulentler. İki tane geliyor orada. Göstermeden geçemedim size. Bu da krasula. Bu da çok güzel. Böyle. Roma yavrusu. Orpheum crassula. Bazıları belli ediyor kendini. Bazıları da minik minik çıkıyorlar. İlk etapta hepsi tombul tombul olduğu için şekillerini daha tam almamış oluyorlar. Bilemiyorum. Ayırt edemiyorum. Evet. Bu pembeyi dediğim gibi çok sevdiğim için bir sürü üretmişim. Yine opalinasız olmaz tabii ki. Opalina olmazsa olmazlarımdan. Albert, Orpheum, Moonstone, Fred Ives. Bakar mısın şu tatlıya ya? Nasıl üretmeyeyim ben bunları? Bakar mısın şunun güzelliğine? Evet arkadaşlar, burada da bir tane Moonstone'm var. Buna da çok mutlu oldum gördüğüme. İnşallah büyüsünler, çoğalsınlar. Size bu güzellikle veda ediyorum. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.